Rüyada çatının yıkılması, çatının göçmesi hiç iyi, güzel bir sembol değildir arkadaşlar. Bakın, bu zamana kadar çok insan danıştı, çok insanın doğum haritasına da baktım. Ben çünkü size spiritüel konuları çok seven bir insanım. Astroloji, tarot, rüya tabirleri, ruhsal konular, yani dini konular, büyü vesaire, bunları çok araştıran, çok ilgilenen bir insanım. Çatının göçmesi daha çok zararla alakalıdır. Yani Allah esirgesin, Allah gecinden versin arkadaşlar. Vefat haberlerine de işaret ettiği gibi icra haciz gibi olaylara, iflasa da işaret eder. Yani maddi anlamda iflas getirir, maddi olmayan anlamda ise manevi olarak dinden çıkmayı bile getirir arkadaşlar. Yani babanın vefat etme sembolü de oluyor arkadaşlarım. Annenin babanın vefat etmesi, çünkü hani çatının daha çok anneyle babayla alakalıdır ama her zaman da vefat getirmez. Yani ihtimaller bunlardır. Ruh sağlığını kaybetmeye kadar gider arkadaşlar. Hiç iyi bir sembol değildir. Çünkü ev sizin dünyanızdır. Çatının göçmesi, çatının çökmesi hiç iyi değildir arkadaşlarım. Danışanlarımdan babası ölenler oldu. Yani tamamen iflas edenler oldu. Dolandırılmış adamı, yapacak bir şey yok. Dolandırıcılarla karısı işbirliği yapmış adamın. Anlattı, Urfalıydı. Bu şey konularına, dini konularına çok meraklı bir adam. Başlık parası verdim dedi. Ta ne zaman? 300 bin başlık parası ödemiş. Sonrasında aşkım şöyle iyi adamlar, şunlar babamın tanıdığı vesaire diye imza attırmış vesaire bir şey, ondan sonra çekmiş gitmiş. Çok var ya. Yani Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Bunun kadın erkeği yok arkadaşlar. Yani çok var. Allah göstermesin. Hani çatının çökmesi, göçmesi, iflas, manevi olarak manevi hayatın bitmesi, dinden tamamen uzaklaşmaya da işaret eder, vefat konularına da işaret eder. Hiç hayırlı bir sembol değildir. İnşallah görmezsiniz. Görüşürüz, hoşça kalın.